Ayşe teyze, ilk olarak bize oğlunuzun adının hikayesini anlatır mısınız? Neden Mehmet Ali koyduğunuzu? Mehmet Ali, kardeşimin adını koyduk. Kardeşim Erzurum'da şehit oldu. Kardeşimin adına Mehmet Ali koyduk. Çok çalışkan bir, çok güzel bir delikanlıydı. Biz bunları haram bir lokmayla ağzına evvelallah koydurmadım. Hepsini de anımın teriyle, yalın ayak suyun içlerinde, ayazda, gece gündüz demedik, çalıştırdık, büyüttük. Hep beraber yatardık, benim küçük kardeşim. Tarlaya giderdik. İşte ben ilkokuldan sonra tamirciydim, çıraklığa gittim. Aferin oğlum, kısa zamanda ustalığa geçeceksin. Himmet Özbilgin, ilkokulu bitirdikten sonra baba mesleği olan ayakkabıcılığa başlar. Mehmet Ali de okumaz ve küçük yaşta oto tamir atölyesinde ekmeğini kazanmaya başlar. Aferin oğlum, bu işi de erken kavramışsın. Bakıyorum arabayı iyi tamir etmişsin. Sağ ol usta. Sen de sağ ol oğlum. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Bunlar birlik yer, birlik içer, birlik gezerlerdi. Akşam oldun birleşirlerdi. Bunlar tabii iki teyze olduğu için birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Aman teyze oğlu. Vallahi insanın senin gibi kardeşi olduktan sonra sırtı hayatta yere gelmez. Korkuttun beni. Önce gari şeyler asılmış, bir bakıp gelmiş, bir koştu geldi. Anne dedi, biz de teyze oğlunu bir yere gidiyoruz, inanabileyim dedi. Hadi ben inanmam benim ben dedim, yalan atma dedim ben. Anne yalan değil dedi. Can yoldaşları demiştik ya Mehmet Ali ve Himmet için. Hayat bu sözümüzü doğrular hep. Ve askere de birlikte giderler. Üstelik aynı bölüye ve aynı tabura düşerler. Ve gitti, sürüsünü aldı geldi. Manısı 40 ağaca şube buradan tayin yapmışlar. Burası çekilmiş. Buradan aynı bu odudan, aynı şurada yemek yiyorduk burada. Yemek yedik. Yani baba dedi, ben dedi, belki de bu dedi, yediğimiz bu yemek dedi, son olabilir dedi. Bilemiyorum ki kalbine mi dolmuş. Son olur dedi. Dedim ki oğlum sen duayla şöyle güzel kelimelerle seni yolcu edelim dedim. Falan gün geliyoruz. Bizim geçeceğimiz yer belli oldu. Biz yine ikimiz bir yere gidiyoruz. Aman ümmet yalan atma dedim yine telefonda. İnanmadım. Ama anı yalan değil. Yine bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Tunceli'ye. Oradan da o Pırnaz şehit geldi. Gerçekten artık bu işin içinde bir iş olduğunu düşünmeye başladım. Vallahi ben de. Ya ben senden hiç kurtulamayacak mıyım be? Asıl ben kurtulamayacak mıyım senden? Yine aynı yere çıktı dağıtım. Ya. Ey Allah'ım. Neyse neyse. Asıl annemgili nasıl sakinleştireceğiz onu düşünelim biz. İşte o biraz zor. Elazığ'a gideceğimizi duyduklarında ip kopacak. Ya sorma. Himmet ve Mehmet Ali usta birliğinin de aynı yere çıktığını öğrenirler. Bu kendileri için sevinçli bir haberdir ama aileleri çocuklarının çatışmalarla dolu bir bölgeye gidecek olmalarını kalp çarpıntılarıyla gururla karışık bir tedirginlikle karşılayacaklardır.
Onun için geldi. Yanında doğru dürüst de şöyle bir muhabbet edip de... yani gönlünü alamadım. Onun için çok üzüldüm yani. Oh be, dünya varmış. Bu üç ayın bitmesinde iple çektim. Bu yemekleri de o kadar çok özlemişim ki. Ben de vallahi. Afiyet bal şeker olsun yavrularıma. Vallahi üç gündür yemek yapıyoruz. Yiyin canlarım. Canınızın çektiği kadar yiyin. Hem nerede bulacaksınız orada böyle yemekleri? Anne, biz Elazığ'a gidiyoruz. Hem orada çatışma da pek azmış. Elazığ da yok da sizi Tunceli'ye yollarlar. Bizim zavallı Turgut da... Hangi Turgut? Pınar Yurtlu Turgut mu? Evet. Şehit oldu yavrucak. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Çok üzüldüm. Hey gidi Turgut. Demek öyle ha. Üzülme abi. En büyük mertebeye ulaştı o. Orası öyle de. Ne bileyim, insan bir tuhaf oluyor işte. Allah sizi saklasın yavrum. Güle güle dönmeyi nasip etsin. Değil mi ya? Ya bizim Himmet kardeşimle başımıza bir şeycik gelmez. Hem birbirimize o kadar çok alıştık ki. Sabah aynı yere gideceğimizi öğrenince mutluluktan havalara uçtuk. Sabah öyle demiyordun ama. Ya o zaman şaka yaptım tertip. Şakadan da anlamıyorsun sen. Ağlamak ağlamak belki gelir. İzini bitti. Tuncel Hozat'ı gönderdik. Tabii televizyonda oturuyoruz. Çarpışma var. Pusu düştü. Yüreğimiz her an için hapır hapır ötüyor ama elimizden gelen bir çare yok. Ne yapacaksın? Uzak bir yol. Gidemiyorsun. Ama insan tabii ki bir ürperiyor, bir çekinti var yani. İşte uğurladık. El sallaya sallaya gitti. Can olarak işte bir otobüsler salladığını böyle öpüş öpüşe. En son o zamandı. Mehmet Ali ve Himmet Elazığ'daki birliklerine vardılar. Ailelerinin dualarını, özlemlerini, hasretlerini katık ettiler yüreklerine. Bölgenin zor koşullarını omuz omuza vererek birbirlerine hayatlarında hep olduğu gibi yoldaş olarak göğüslediler. Bir ekmeği bölüştüler, sularını paylaştılar, bir de hasretlerini. Suyun var mı teyze oğlu? Pardon, pardon, tertip. Olmaz mı tertip? Kirli tütünlüye sardırlar beni. Vurmaz alın vurmaz. Çok her şey yazardı. Anneciğim, canımdan çok sevdiğim anam. Ben aha birisinde... rüyasında ben buraya gelmiş düşünde Tunceli'den salon oturmuşuz. Kadayıf yiyecek olmuş, ıslamışız. Ben mutfağa kadayıf ıslamaya gitmişim. Suyunu kaynatmaya gelmişim. O orada kuru kadayıfı bitirmemiş. Sonra ben gelmişim. Hani ben kadayıfı bitirdim bile demiş kuzum. İyisin. En sevdiğin tatlıyı yiyeceksin. Canım annem benim. Benim oğlum izne gelir de ben ona kadayıf yapmam mı? Aa, tatlının şerbetini unutmuşum. Sen dur bir kaynatayım ben. Üstüme iyilik sağlık oğlum. Kadayıfsızlıktan öldün mü? Bu böyle yenir mi? Bekle, ben şerbetini yapıp geleyim. Cık. Allah Allah. Vurmaz alın.
Canımdan çok sevdiğim anneciğim. Selam eder, ellerinden hasretle öperim. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Eğer sen de beni soracak olursan, ben Allah'a şükür çok iyiyim. Beni fazla merak etme. Ben şu anda Tunceli'deyim. Dün seninle konuştum, çok rahatladım. Ben fırsat buldukça sizleri ararım. Aramadığım zaman fazla merak etmeyin. Sen beni rüyanda görüyormuşsun. İnanmazsın, telefonla konuştuğumuz gün ben de rüyamda izne gitmiş oluyorum. Evdeyim. Sana diyorum ki kadayıf tatlısı yap. Sen şerbetini yapmaya gidiyorsun. Sen gelinceye kadar ben kadayıfı kuru kuru yiyorum. Beni görünce oğlum dedin. Kadayıfsızlıktan öldün mü? Rüyamda sadece seni ve evi görüyorum. İnşallah bayram sonu izne geldiğimde kadayıfı şerbetleyeriz. Babam nasıl? İnşallah sağlığı yerindedir. Dükkanda da işleri iyidir inşallah. Anne, sana birkaç fotoğraf gönderiyorum. Burada çektirdiğim. Senin ve babamın ellerinden öperim. Kardeşlerimin de gözlerinden öperim. Fatma nineme de selam eder, ellerinden öperim. Allah'a emanet olun. Himmet Özbilgin. Yani konuşmadığımız, haber alamadığımız günler oluyordu. Telefon görüşmeler o zaman içi olmuyordu yani. Yani yani bilmiyorum 15-20 gün, bir ay bile oluyordu. Telefonu açmayın diyordu. O açardı, biz ondan sonra konuşurduk beraber. Bunlar araba dağda kalmış. Komutanım, araba bozuldu. Allah Allah. Tam da bozulacak bölgeyi buldum. Bu bölge çok tehlikeli. Emniyet al. Emredersiniz. Ne oldu? Anlamadım komutanım. Bir şey görünmüyor. Komutanım, ben otoelektrik tamircisiyim. İsterseniz bir bakayım. Bak tabii, bak. Bu olaydan sonra Mehmet Ali ödüllendirilir. Bir ay erken terhis olabilecektir ama içi yanı başındaki teyze oğlunu yalnız bırakmaya el vermez. İşte ben arabayı tamir edip o tehlikeli bölgeden kurtarınca komutanım da bana bir aydan fazla izin verdi. Ama Mehmet'i bırakıp dönmek içimden gelmiyor. Bu komutanı demiş, sana izini göndereceğim. Arabayı yaptığı için sen başarı gösterdin. O da diyor ki benim burada teyze oğlum var. Ben Gölhisar'a gidersem teyzem şimdi üzülür diye. Aynısını buna telefonda bana aynı anlattı. Gelin mi diye beni sordu. İşte ben arabayı tamir edip o tehlikeli bölgeden kurtarınca komutanım da bana bir aydan fazla izin verdi. Ama Mehmet'i bırakıp dönmek içimden gelmiyor. Oğlum, tercih senin dedim. Gelirsen gel, gelmezsen ne yaparsan yap dedim. En iyisi ben komutanımla konuşup özür dileyip gelmeyeyim. Sonum o da dedi, baba ben dedi ümmeti kuyup da gelemeyeceğim dedi. Ben de ellerinden öperim babacığım. Annemlere de selamlar. Ailesine kavuşmak için gün saymaktadır ama kendisine verilen bu fırsatı değerlendirmez. Can kardeşi Himmet'in yanında kalır. Yavrumu izin vermişler. Onun izin vermişler. Kuzum geleceğimiş. Kuzum dezam darlığı diye geri aldırmış izinle.
Am demiş biz bu hat içinde geliyoruz demiş, teyze demiş, deyve demiş. Abam buraya kızını oraya gelmiş, onun evi yakın oraya, kızını oraya gelmiş. Umman, umman dedi bana. Eyvallah dedim. Mücüdü mücüdü dedi. Ben başka bir şey aramıyorum galiba zaten. Ümmet, ümmet. Benim işim ümmet. Ümmet gelme, ümmet gelme. Bula dedim. Ümmet gel, gerçek miymiş yiyorsam dedim ben. Bu hat içinde geliyorlarmış bulam dedi. Bu abi ben yeri göstermeye ben galiba. Bizim geleceklerini biliyoruz yani. Biz önce ümmetli gelin yani ümmetsiz gelecek diye dedik. Ümmetsiz gelme, iki de zor. Yarından kir seni koyar, onu koyar. Beraber gelir, beraber gidersiniz dediydik. Ateş! Badem ağacın dibini kendim kabristan bitirtisi şey olmuş oluyorum. Görün, durmuş oluyorum. Bu kabir, iki kabir kimin acaba şehit anıları kutusu. Yani rüyanızda iki tane şehidin kabrini görüyorsunuz, evet. Badem ağacının dibinde. Evet. Himmet'in babası Mehmet Ali Bey rüyasında iki mezar görür. İçinden yan yana yatan iki ana kuzusunun kim olduğunu merak eder. Rüyada da olsa bu gencecik mezar taşları içini yakar. Vah ana kuzuları vah. İkisi birden düşmüş toprağa. Acaba kimlerdi ki? Mehmet Ali Anla diyor. İki şehit geldi mezarlığa. Ben rüya gördüm bugün. Biz de hayır olsun dedik. Oturduk orada. Hatta eğlendim. Ümmet şehit olmuş dedim. Baldız'a. O dedi İsmail'le dedi. Hayır olsun ya dedi. Hayır konuş ya dedi. Halbuki içimizi bir acı düşmüşmüş. İznini kullanmayan Mehmet Ali, o gece, o operasyonda teyze oğlu Himmet'i yalnız bırakmadı. Sabahı saat 04'te pusuyu düşürdük yani pusuyu düşürdüklerini söylediler. Ayrı ayrı herkesinin de raporu geldi yani. Yani çemberi alıp yaylım ateşine verdiklerine. Eyvah oh. Teyze çocukları olan Mehmet Ali Özer ve Himmet Özbilgin, Tunceli Hozat'ta 11 Haziran 1995 tarihinde katıldıkları operasyonda omuz omuza şehit düştüler. Belediyeden bir tane araba geldi, asfalta durdu. Ben kavramı kaldırdım, dinledim, baktım. Ben işaret ettiler, çağırdılar. Vardım. Köye geçeceğiz. Sizin işte evin kenarından yol geçiyor. Ya Ramazan dedim. Bu yol mol geçmiyor. Benim çocuğum şehit oldu desene dedim. Orada şok oldum ama... Dünyamız yıkıldı ama Allah'ımı çok şükür. Umutlarıma, oğluma almadı gelinler yansın. Eyvah oğlum, öpmeye doymadım. Hayırsızım, sevmeye kıymadım. Yüreksizim, şimdi. Kapar gelmiş görürsen yayılmış. Ben duymuyorum evde. Amcan çadır pazarında babuş salmaya gitti. Benim haberim yok. Eve geldim arkamdan jandarma ve belediye başkanı geldi Mehmet Bey. Onlar haber ettiler. Salonda düşmüşün. Haberi oldu. Bu şekilde o canım insan geldi derdim.
Tabii can tatlıdır. Canım can. Oğluma almadım gelinler yansın. Eyvah oğlum, öpmeye doymadım hayırsızım. Sevmeye kıymadım yüreksizim. İngel, İngel dedi. İsmail dayının oğlu dedi, şehit olmuş dedi, ümmet yaralıymış dedi. Ondan ki dünya kararlı kardeşim, deme. Paçalarını sarıldım, ümmet bir şey oldu diye olsun ha Mısra. Ümmet bir şey oldu diye olsun ha dedim, paçalarını sarıldım. Ondan ki bilmiyorum kardeşim, dünya karardı. O 20 gün mü, bir ay mı yemyeşil oldu her taraf. İşte eş dost toplandığından kere kim geldi, kim gitti. İşte ondan kere 12 senedir yaşıyoruz dedim. Yine Allah aklımızı uykumuzu almadı. Evin etrafı insan dolmuş. Bunun şehit olmuş, asker almış ayağını yani. Asker eyledim, gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Çarşamba gün haber verdi, izini geliyoruz diye. Pazar gün saat 4'ü şehit olmuş. Acısı düştü içimize. Dedim abi ne alıyorsun sen dedim ben ya, birine mi dövüştün, kavga mı ettin diye. Yok abim hadi eve gideceğiz diye bu oyunu alıyor. Abi sen ne oldu söyle dedim, dükkanınkini gitti. Abim dedi Mehmet Ali şehit olmuş abim, iki diye zorla dedi. Ben inanmadım, inanmak istemedim. Ya ne diyorsun dedim ya. Şehit babası olmak nasıl bir gurur veriyor size? Nasıl duygular uyandırıyor? Ayakta hala duruyoruz. Bazı gülüyoruz, bazı ağlıyoruz, bazı üzülüyoruz. Ama ne çare? Vatan. Bayrak vatan. Benim 70 yaşındayım. Bu an için yine giderim çarşmaya. Allah'a emanet. Giden daha oğlum var. Bunların ikisini de göze alıp yine gönderirim. Gitti de gelmedi canım. Özlenme. Rüyamda gördüm mü seviniyor. Evlat özlenme. Gelmedi canan buna ne çare. Çok şükür hem üzülüyoruz hem gururlanıyoruz. Acısı zor. Ciğerin içinde. Her daima. Yani böyle şey dolmuş gibi. Bizi kınar. Ben ta şu anda kardeşim var ya, hani gittiğim gibi geleceğini bak hissediyorum ya. Yani ben öldüğünü kabullanamıyorum. Mezarlığa gidiyoruz, yanına gidiyoruz ama bak inan ki bugün askerden gelecek gibi oluyor. Söylüyorum lan. 15 gün Konak Mahallesi'nin bir tek çiftçisi oraya bir tek traktör gitmedi. Yani acısından, merakından bir fert çalışmaya gitmedi. Yani el ayaklar tutup da vatanda Allah razı olsun. Yollar almadı. Avlulardan, yollardan, mezarlıklardan insan almadı kuzularımıza. Bir ay hiç işlemedi bu görsen insanı. Söyle bakalım delikanlı Mehmet Ali. Senin adın neden Mehmet Ali? Amcamın ismi olduğu için.
için. Aferin sana. Oku bakalım şiirini. Şehitler ölmez. Şehitlerimiz olmasaydı kurtulmazdı vatan. Güneşler sarardı bu güzel yurtumuzu. Çok kötü bir zamandı. Uçurumdaydı vatan. En büyük kahraman şehitlerimizdi o zaman. Şehitlerimizin canı Allah'a, ömrü vatana. Bedeni toprağa, ruhunu sana adadı Türkiye. Allah'ım. Ali Bey bu rüyayı gördü. Yan yana yatan iki ana kuzusunun kim olduklarını merak etti. Ve hemen ertesi gün oğlu Ümmet ve yeğeni Mehmet Ali'nin bayrağımıza sarılın naaşları geldi Gölcesaray. 15 gün vardı izin kullanmalarına. 15 gün sonra oğullarını öpüp koklayıp hasret giderecekken şehit olduklarını öğrendiler. Onlar çocuklukta, gençlikte, asker ocağında hiç ayrılmadılar. Ölümde de ayrılmadılar. Toprağa birlikte düştü. Babacığım, kardeşim ve canımdan çok sevdiklerim. Merhaba. Bu belki yazdığım son günlük olabilir. Bu sebepten size birkaç şey söylemek istiyorum. Bu operasyon sınır dışı. Allah'ım bu ne sıkıntı? Gök üzerime geliyor sanki.